Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size köyün girişinden türbeye nasıl çıkılacağını göstereceğiz. Evet, şimdi yola çıkıyoruz. Türbe yolu açılalı yaklaşık 1 yıl oluyor neredeyse. Bu yol 1 yıldır aktif, yani köylü oraya inip çıkıyor. Şu anda biz bilmeyenler için bir video çekiyoruz. Hani türbeye nasıl gidilir? Yani türbeye gidebileceğiniz birçok yol var. Biz genel olarak hani en kolayını göstereceğiz. Şu anda çarşıya geldik. Çarşıdan şu anda dümdüz ilerleyerek Şu gördüğünüz çöp kovasının oradaki olduğu yerdeki sola gireceğiz. Dört yolun ortasından sola döneceğiz. Yani yukarı doğru gideceğiz. Evet, sola dönüyoruz. Sola dönüyoruz. Buradan da düz devam ediyoruz. Düz devam ettikten sonra yolun bitiminde sağ, yani dağa çıkan yola giriyoruz ve oradan devam ediyoruz. Hadi bismillah. Evet, şu anda türbe yoluna çıkıyoruz. Yollarda şöyle bir şey var, virajlar çok fazla, dönerken dikkat etmeniz gerekiyor. Sizi hani Allah korusun herhangi bir oradan hani uçmaktan koruyacak bir şey yok, bir bariyer, bir barikat gibi bir şey yok. Yani kendiniz dikkatli olmak zorundasınız. Gördüğünüz gibi türbe yolunda her araç rahatlıkla çıkabiliyor.
Şu anda altımızda 84 model bir Doğan var. Eskası bir Doğan var. Biz bununla rahatlıkla çıkabiliyoruz yani. Şu dik rampadan olsun, daha sonra dönüşlerden olsun rahatlıkla çıkabiliyoruz. Yani sizler de gönül rahatlığıyla buraya çıkabilirsiniz. Tabii her türlü dikkatli olmanız gerekiyor. Dikkatli olun. Şimdi şeye gireceğiz böyle. Virajlardan dönerken seyir tepeleri yapıldı. Tabii herhangi bir seyir tepesi olduğunu gösteren bir işaret yok ama orada arabanızda durup yanınızda mesela bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Sadece manzarayı izleyebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim, manzarası çok güzel. Yani Tavos Ovası'nı, Hırka Ovası'nı görüyor. Tavos Ovası'nı görüyor neredeyse. Yani Tavos Ovası'nı görüyor. Buradan baharlar gözüküyor, kale gözüküyor. Daha sonra solumuzun bir kısmı birazcık gözüküyor. Yani manzara açısından şöyle diyeyim size, Bağbaşı Yaylası var denizde. Bilenler vardır, bilmeyenler Google'da aratıp bulabilir. Yani onunla yarışır derecede bir manzarası var fakat pek bilinmiyor. İstiyorsan şöyle bir hafiften manzaranın da spoiler'ını ver. Şu anda gördüğünüz arabanın içinde olduğumuz için manzara tam anlaşılmıyor. Birazdan durup onun çekimini yapacağız. Tepesi olarak tabii bütün virajlarda böyle yerler var ama genel olarak yani tüm köyün bildiği seyir tepesi orası ama diğer virajlarda da durduğunuzda yine güzel bir manzara karşınıza çıkıyor. Her katı seyir tepesi. Yani her dönüş bir seyir tepesi aynen. Yani böyle çıkarken tabii burası hariç. Gördüğünüz gibi 84 model Eskasa Doğan'la yolu rahatça çıktık. Tabii deneyimleri için şoförümüz yani arabayı kullanan kişi Kazım Üzere'ye soruyoruz. Yol nasıldı? Yol çok rahattı. Ben 1984 model Doğan'ımla çok rahat çıktım. Herkese tavsiye ederiz. Yani gelip görmesini istiyorum ziyaretçilerin. Yani adamın altından 4x4 olup da mesela buraya çıkmama gibi bir şey yapmasın. Yok, değil öyle mi? Bir lüksü yok. Aynen. Çok rahat çıkar. Kazım amca gel şurada bir dua edelim ya.
gördüğümüz gibi manzaramız eşsiz bir manzara. Şu arkamda kale gözüküyor. Daha sonra kalenin yanında Tabea var. Tabea yerleşim yerlerin dünyadaki en eski yerleşim yerlerinden ikincisi olarak biliniyor. Yani burası medeniyetlerin eşiği ve beşiği denilebilir yani. Çünkü medeniyetlerin çoğu bu topraklarda doğmuş. Yani bu topraklarda var olmuş. Daha sonra gördüğünüz gibi Kale Tavas ovaları gözüküyor. Ovası gözüküyor. Yani burada ana yolumuz gözüküyor. Denizli Muğla ana yolu gözüküyor çok net bir şekilde. Yani manzara çok güzel gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim, Bağbaşı Yaylası'nın manzarasını bilenler, yani oranın zevkini bilenler yani buraya geldiğinde o zevkin 10 kat daha fazla yaşayabileceklerine ben garanti verebilirim. Tabii gördüğünüz gibi uçsuz bucaksız bir manzara, ilerideki dağlar gözüküyor, daha sonra birçok köy gözüküyor, Karaköy gözüküyor, daha sonra şurada da bir yerleşim yeri var, fazla yerleşim yerlerinin isimlerini bilemiyorum burada. Daha sonra buradan çok hafif bir parça da olsa köyümüz gözüküyor. Daha zaten şeye girdi. Burası asıl seyir tepesi değil. Aşağıda bir seyir tepesi daha var. Biz sadece burada kale manzarasını, yani kalenin şu dağını, daha sonra Tabea manzarasını almak için durduk bu çekim yapıyoruz. Daha sonra dediğim gibi işte eşsiz bir manzaraya sahip. Yani fotoğrafçılar için olsun, daha sonra kafa dinlemek için gelenler için olsun. Yani mükemmel bir yer burası. Gördüğünüz gibi manzaramız daha da genişliyor aşağıya indikçe. Yukarı çıktıkça da görebildiğiniz yerler var. Aşağı indikçe de görebildiğiniz çoğu yer var. Buradan da Tabea altı gözüküyor. Kale manzaramız var. Bu sefer manzaramız da mahallarda girdi. Keçeliler de var. Daha sonra Altınova var. Daha sonra köyümüz gözüküyor. Bir aşağıdan köyümüz daha net şekilde gözüküyor. Yani bu gelirken de bahsettiğimiz gibi şu her dönüşte durup manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Yani hepsinde de ayrı ayrı şeyler görüyorsunuz. Mesela buradan köyümüz tam gözükmüyor. Ama bir aşağıya indiğinizde yani köyümüz tamamıyla gözükecek. Mesela bir yukarıdan da kale tamamıyla gözüküyordu. Buradan kalenin bir kısmı gözükmemeye başladı. Yani manzara dediğim gibi çok değişiyor. Çok daha da güzelleşiyor. Yani yani Mezopotamya'nın kurulduğu yerler, yani Mezopotamya'nın eşiği burası, yani insanlığın eşiği, yani birçok medeniyet gelip geçmiş bu topraklardan. Şu anda biz varız, bizlerden sonra çocuklarımız olacak, onlardan sonra kim olacak belirli olmaz. Daha sonra dediğim gibi yine yol gözüküyor, yol çok net bir şekilde gözüküyor, geçen kamyonlar olsun, arabalar olsun çok net bir şekilde gözüküyor. Yani yol sesi de hafiften bir melodi sesi katıyor buraya. Rüzgarla beraber birleşip çok güzel bir doğal bir parça çıkıyor ortaya. Yani eğer kafa dinlemek istiyorsanız veya yazın örnek veriyorum sıcaktan bunaldıysanız gelip buraya hem serin bir şekilde manzarayı izleyebilirsiniz. Daha sonra gördüğünüz gibi şuralarda dağların
Bilge abimiz var. İçinde Selçuklu mimarisi barındıran, Osmanlı mimarisi barındıran tarihi Bilge abimiz var. Gelip burada namaz kılıp dua edebilirsiniz. Yani tarihi gezinize burada da devam edebilirsiniz. Daha sonra bir de konağımız var. Yani rivayete göre burada 40 tane ağa yaşamış. Yani bu 40 ağanın yaşadığı konak tabii biraz yanmış, yarısı yanmış da olsa yine konağımız orada duruyor. Yani gelip buraları da görebilirsiniz. Yani tarihi mekanlar bunlar. Eskiden bizim köyümüz yani Hırka köyü buradan Bodrum'a kadar daha sonra diğer tarafında Denizli'ye kadar yönetim birimiymiş. Yani örnek veriyorum Tavas'ta işi olan bir vatandaş buraya gelip yaptırıyormuş. Herhangi bir iş olan vatandaş. Daha sonra Bodrum'da işi olan birisi de gelip buraya yaptırıyormuş. Yani burası merkezi yönetim birimlerinden birisiymiş Osmanlı'daki. Daha sonra tabii köydeki nüfus azalınca, daha sonra ağalar yavaş yavaş göç etmeye başlayınca buradaki yönetim birimi bir taraftan Tavas'a bir taraftan kaleye taşınmış bulunmakta. Şu anda sadece muhtarlığımız bulunuyor. Daha sonra eskiden sağlık ocağımız, postanemiz, daha sonra okulumuz bulunmaktaydı. Nüfusun azalması sebebiyle bunların hepsi kapatıldı. Okul mesela okuyacak herhangi okuyacak çocuklar olmadığı için yani var aslında da yani sınıra ulaşmadığı için yani o minimum sınıra ulaşmadığı için çocuklarımız Baharlar'a daha sonra Tavas'a kimi zaman da Altınova'ya okula gitmekteler. Hastane ihtiyaçlarını kalede daha sonra Tavas'ta gidermekteler. Postane zaten artık PTT her yere servis yapmakta. O konuda sıkıntımız yok. Diyeceklerim. Bahsetmiş olduğum köyümüzün tarihi konağı şu anda arkamda. Burada rivayete göre yani rivayete göre değil de aslında gerçeğe dayalı burada 40 tane ağa zamanında yaşamış. Yani Bodrum'dan Denizli'ye kadar olan yerleşim birimini bizim köyümüz yönetiyormuş bu konak üstünden. Daha sonra yani şöyle düşünebilirsiniz hani büyük şehir olarak düşünün. Burası o büyük şehrin belediyesi, valiliği. Yani birçok işlerini buradan yürütüyormuş. Mesela Bodrum'da yaşayan bir vatandaş gelip burada işini hallediyormuş. Daha sonra hükümet konağı, yani genel olarak bundan hükümet konağı diye bahsedebiliriz. Hükümet konağı burada bulunmaktaymış. Ama dediğim gibi şu anda fazla bir işlev yok. Köyümüz muhtarlıkla, köyümüzde sadece muhtarlık var. Sağlık hizmeti için Tavas ve Kale tercih ediliyor. Daha sonra eğitim hizmetleri için Baharlar ve Tavas tercih edilmekte. Daha sonra köyümüz yani çok da uzakta bir yerde değil. Denizli Muğla karayolunda. Kaleye 5 kilometre, Tavas'a yaklaşık olarak 20 kilometre uzaklıkta. Yani tam ortaya düşüyor. Muğla'ya giderken köyümüze de uğrayabilirsiniz. Burada tarihi bir gezi yapabilirsiniz. Daha sonra dediğim gibi türbeye çıkıp orada seyir tepelerinde manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Daha sonra doğanın eşsiz melodisini dinleyebilirsiniz. Duyduğunuz gibi kuşlar ötüyor, rüzgar sesleri. Evet, şimdi türbeden döndük. Güzel bir çekim yaptık sizler için. Şimdi geldiğimiz yoldan değil de farklı bir yoldan gideceğiz. Buradan da gelebilirsiniz buraya. O yol da güzel. Yani köyümüzün yukarı mahallesi olarak adlandırılan yani halk ağzında yukarı mahalle olarak adlandırılan yerden de buraya gelebilirsiniz. Yol üstünde bir adet daha türbe bulunmakta. Burası da
Buraya da gelip dua edebilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi burada da yol mevcut. Buradan da yukarı mahalleye gidebilirsiniz. Yani yukarı mahalleden gelmek isteyenler için. Evet, şimdi köyümüzün bir diğer, yani köy içindeki türbe olarak adlandırılan bir diğer türbesi de şurada solumuzda bulunmakta. Evet, burası. Buraya da gelip bir dua edebilirsiniz. Daha sonra köyümüzün sokakları, mahalleleri. Zaten daha önceden buraların çekimlerini yapmıştık biz köy tür olarak. Videomuzun sonlanmasına az bir süre kalırken bize bu video çekmemizde destek olan Berber Kazım Üzere'ye Süreyya Uluksar'a, kameraman Süreyya Uluksar'a teşekkürlerimi sunarım. Şimdi de çarşıya gidiyoruz buradan, bu yolda. Evet, şimdi çarşıya geldik. Kazım amcamızın dükkanının yanından geçiyoruz şimdi. Videomuz burada sonlanırken bize destek olan Kazım amcamıza çok teşekkür ederim. Yani şu anda çarşıdayız. Kazım amcamıza teşekkür ediyoruz. Ben de Süreyya Bey'e.